Evet, Belçika'daki sanatçılarımızla bugün Aktif TV merkez binasında aktif medya olarak da bütün sanatçılarımızı bugün ağırladık. Yanımızda sanatçılarımızda değerli sanatçılar bir tanesi daha var. Sizleri bir tanıyalım öncelikle. Teşekkür ederim. Ben Belçika'da Türk sanat müziğiyle müziğe adım atmış bir sanatçıyım. Yani kendi sanatçı olarak değerlendirebilirsem. İsim? İsim Ebru Şahin, tanımayanlar için. Tabii bir ara 3 yıl kadar ara verdim. O yüzden tekrar dönüşümde böyle güzel bir organizasyonla karşılaştığım için mutluyum. Bayağı bir hareketlenme olduğunu görüyorum. Güzel şeyler konuşuldu bugün, güzel projeler var. Ve bunlardan birine katılabileceğimi de düşünüyorum. Evet, dönüşünüz muhteşem olacak inşallah Aktif TV ve Euro Müzik'le. Evet. Peki burada birkaç projelerden bahsettik burada. Sizin için böyle bir şeye ihtiyaç mıydı? Aktif TV olarak böyle bir taşın altına elimizi soktuk ama ihtiyaç mıydı sizce? Tabii ki, kesinlikle. Kesinlikle böyle bir ihtiyaç var. Çünkü biz kendimizi tanıtabilmek için, kendimizi ifade edebilmek için buradan kalkıp Türkiye'ye kadar gidiyoruz. Ya da burada bazı kayıt stüdyosuyla ilgilenen arkadaşlarımız da oldu. Onlarla da çalışmalarımız oldu. İşte sosyal medya. Kendini gösterebilmek kolay ama bunu kaliteli bir şekilde yapabilmek çok da kolay değil. O yüzden bir organizasyonun olması, desteklenen bir organizasyon olması çok daha iyi tabii ki. Evet, son olarak Aktif TV'ye verici şovu neler söylemek istersiniz? Ben Aktif TV'ye ve organizatörlerine böyle bir karar aldıklarından dolayı teşekkür ediyorum bir sanatçı olarak. Ve Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Ben Remzi Kurultay, sanatçı ismim Kurultay Remzi. Amatör olarak müzikle uğraşıyoruz. Bayağı epey zamandır Belçika'da uğraştım. Şu anda tabii çalışmalarım genelde Türkiye'de oluyor ama bir uğraş içinde gidiyoruz işte. Kendi çapımızda bir hobi olarak başladık daha doğrusu. Bugün de nasip oldu buraya Aktif TV'ye geldik. Evet, Aktif TV'de işte bazı projelerden sizlere bahsettik. Sizce böyle bir şey ihtiyaç mıydı? Bir aktif medya grubu altında sanatçıların birlik beraberliği ve Euro Müzik'teki çalışmalarımız hakkında. Tabii mutlaka ihtiyaç. Şimdi sanıyorum bugüne kadar böyle bir şey Belçika'da olmadı. Olduysa da çok küçük çapta oldu. Pek bilinmedi. Tabii çok çok iyi bir şey. Ben çok iyi buldum kendi adıma. İnşallah devam eder, güzel olur. Bizim gibi amatör sanatçılar için çok güzel bir şey. Kendilerini az da olsa tanıtabilirler burada. Gidip bugün Türkiye'de bir kanala çıkmak için veya bir kanalda kendini tanıtmak için tabii onlarca zaman, maddiyete pek karışmıyorum da zaman sarf ediyorsunuz. Bu açılardan çok iyi olduğunu düşünüyorum yani. Ben Uşak Banazlı, sanatçı ismim Banazlı Orhan. Yaklaşık 20 yıldır Belçika'da müzik camiasındayız. Düğünlere gidiyoruz, programlara çıkıyoruz. Banazlı Orhan. Evet, mahalle sanatçıyım. İki tane albümüm var bu arada. İki tane albüm yaptım. İkinci albümümden 6 tane profesyonel olarak klip çektik. Şöyle piyasamız güzel. Evet. Bugün de Suat kardeşimizin daveti üzerine, sizlerin daveti üzerine buraya geldik. İnşallah burada bizim üzerimize düşen bir görev varsa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, burada Aktif Medya Grubu'nun Euro Müzik üzerindeki projelerini sizlere bahsettik. Evet. Çünkü böyle bir ihtiyaç olduğunu biz aktif medya olarak en azından hissettik. Siz diğer sanatçıları bir yere toplamaya çalıştık. Sizce böyle bir şey ihtiyaç mıydı? Tabii ki ihtiyaç. Neden olmasın? Yani şimdi Türkiye'de bütün kanallarda yöresel müzikler olduğuna göre bizim burada niye bir programımız olmasın? Herkes kendi yöresini, müziklerini yapsın. Biz de elimizden gelen şeyler yapmaya çalışalım. Evet, bugün çok sanatçı çağırdık. Gelenler geldi, gelmeyenler yolda trafikte sıkıştı. Bir dahaki programda inşallah toplamda daha çok sanatçıları burada bekleyeceğiz. Gelecek arkadaşlarımıza veya gelmeyen arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Vallahi ellerinden geldiği kadar yardımcı olmalarını isterim. Yani burada bir sahne alsınlar, programlar yapsın. Program yapan arkadaşlara destek olsunlar. Ben Erkan Saraç. Kars, Posof doğumluyum. Posofluyum diyelim. Amers bölgesinde kalıyorum. Müzikle uğraşıyoruz. Kaç yıldır müzikle uğraşıyorsun? Valla ben
biraz geç kaldım diyeyim. Yaklaşık 10 sene oluyor. Benim dedem halk ozanıdır. Aşık Ummani. Dedemden babama geçen bir meslek. Ondan sonra bana geçti diyelim. Biraz geciktik ama devam etmeye çalışıyoruz. Evet, deden halk ozanı. Baban da mı halk ozanıydı? Babam öğretmendi yalnız. Babam Türkiye'de TRT radyo programını kazanmıştı, yarışmasını. Hı-hı. Yani televizyon programlarına çıkmak yapacaktı. O da nasip olmadı. Yani rahmetli oldu. Evet. Bugün aktif medya grubu olarak Aktif TV ve Euro Müzik ile ilgili bazı çalışmalarımızda bahsettik. Evet. Özellikle sanatçılarımızın burada Euro Müzik kanalında birlik beraberlik oluşturmak için bir ilk adım yaptık. Öncelikle bir sizden değerlendirmesi yapmanı istiyorum. Bir de böyle bir şey gereksin miydi? Tabii ki. Geç kalınmış bile. Yani çok güzel bir proje. Ayrıca bizlere verdiğiniz destekler çok güzel. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz biz kendi adımıza. İnşallah ilerlesi için de daha güzel projelerle görüşmek istiyoruz her türlü konularda. Ben Hakan Arif, Belçika'da yaşıyorum. Burada doğma büyüme. Tiyatroyla, kısa film işleriyle uğraşıyoruz. Oyunculuk aslı işim. Bazen yönetmenlik de yapıyoruz. Tabii ki sanatçılarımıza klip lazım, onların yönetmeni lazım, dolayısıyla çekim lazım. Evet, bugün yani, klip bize yabancı bir alan ama destek olursa arkadaşlar, illaki ben de elimden gelen her türlü desteği sağlarım. Biz daha çok sinema filme, sinemayla uğraştığımız için. Evet, sonuçta film de diyoruz biz. Tabii, hepsinin tekniği farklı ama bir hem ben öğrenirim, hem onlar bana öğretir, hem biz onlara bir şeyler öğretiriz. Zaten karşılıklı. Hocam, burada bizim amacımız hep birlikte bu alanda büyümek, yetişmek. Yani hiçbirimiz burada uzman, profesyonel değil. Bu konuda hepimiz birlikte büyümek istiyoruz. Yani kimse annesinin karnında öğrenmiyor. Uğraşa yani. Araştıra, okuya okuya. Ondan bir şey öğreniyorsun, bundan bir şey öğreniyorsun. Kendince bir sentez yapıyorsun ve kendi tarzını oluşturuyorsun. Sanatçı dediğin kişi böyle yetişiyor. Yani doğuştan kimse sanatçı olmuyor aslında. Evet. Çalışmayla. Çalışmayla. Şimdi biz burada bir toplantı yaptık. Bazı projelerden bahsettik. Sizce nasıl? İyi miydi? Gerekli miydi böyle bir şey? Tabii ki güzel. Gerekliydi yani. Belçika toplumunda bir tüm Belçika'ya yayın yapan, Belçika'daki Türklerin sorununu dile getiren bir televizyon kuruluşu az benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bu konuda fazla bir imkan, fazla bir çalışma yok. Bunun tabii ki olması gerekli, olması şart. Çünkü biz Türkler olarak fazla Belçika televizyonlarına bakmıyoruz. İşin doğrusu bu. Ve Belçika'daki olaylardan fazla bir haberimiz olmuyor. Ama doğrudan Belçika'dan yayın yapan bir televizyon olursa, Türk televizyonu, hem Belçika'nın hem Türkiye'nin hem Belçika'daki Türk toplumunun bütün sorunlarını herhalde yansıtır, halka öğretir ve insanlar da bilgilenir, şuurlanır, bilinçlenir. Yani. Evet. Öyle. Son olarak Aktif TV seyircilerine sormak istedim. Aktif TV seyircileri, sizleri çok seviyoruz. Bizden ayrılmayın. İnşallah daha çok güzel programlarla, çok güzel işlerle karşınıza çıkacağız. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Elimizi taşın altına koyduk. Siz de yardım edin. Birazcık yani, birazcık. Evet, acıcık da sen gel. Bu kadar basit değil mi? Yani, katılın bize. Katılın bize. Ne olur. Evet, değerli Aktif TV seyirciler. Şimdi biz tabii ki bu aktif medya grubunun bir başı var, bir sonu yok artık. Sonu devam edecek. Evet, yanıma Aktif TV genel yayın yönetmeni ve Aktif TV'nin başlangıcından sonunda 10 yıl önce başladığı Aktif Bey ile bugün bir aktif medya grubunu başlatan, sahiplenen bir insan var. O da şu anda Suat Bezenk. Suat Bezenk bugün Euro Müziğin bir nevi sanatçılarımıza açılışını yaptık. Evet. Yani müzik dedik, Euro Müzik dedik. Euro Müziği de müziği kim yapar? Müzisyenler, sanatçılar, ses sanatçılar yapar. Bugün de Belçika'da ses sanatçılarımızı davet ettik ve ilk tanıtımı onlara yaptık. Duygularını almak isterim. Evet, bugün Euro Müzik için ilk defa bir toplantı yapıldı. Değerli müzisyen arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız da bizleri bugün burada yalnız bırakmadılar, geldiler. Ben öncelikle sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Verimli bir toplantı oldu diye düşünüyorum. Çünkü konuşulması gerekenler vardı. Yapılması gereken ve ihtiyaç duyulan altyapı, teknik konuda vesaire durumlar vardı. Bunlar konuşuldu. Biz aktif medya grubu olarak elimizden geldiği kadar Euro Müzik vesilesiyle sanatçı arkadaşlarımıza klip çekimlerinde, işte kliplerin yayınlanması gibi konularda destek vereceğimizi ifade ettik. Açılış resepsiyonunda da zaten söylemiştik, hatırlarsanız hocam. Belçika'da Türk toplumuna katkı sağlayacak her türlü projeyi
karşılık beklemeden zaten destekleyeceğimizi ifade etmiştik. Bugün sanatçı arkadaşlarımıza da bu konuda bilgi verme, bilgi alışverişinde bulunma durumumuz oldu. Mutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Euromüziğin profesyonel yayın hayatına geçtiğini de hep beraber göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet, şimdi geçen hafta Suat'la bir toplantıda esnasında dedim Suat senin bazı görevlerini ben üstleneceğim. Biraz hafifle dedik yani Suat'la. Ama evet. Suat rahat durmuyor sevgili Aktif TV seyircileri. Akşamda da hocam bomba var. Ne var? Hayırdır dedim, ne bombası? Yeni bir kanalın açılışı yapacağız dedi ve Euro müziği dünyaya getirdi. Suat'la böyle bir alak var. Hakikaten boş durmuyor ama şu anda gerçekten Aktif Medya Grubu olarak televizyon, müzik kanal, Aktif Radyo ve Aktif Belçika Haber portalıyla yazılı, görsel, zihinsel her alanda Aktif Medya Grubu artık var. Dolayısıyla biz var olduğunuz müddetçe sizin içiniz varız. Siz var olduğunuz müddetçe Aktif Medya Grubu olarak Belçika'da, Avrupa'da sizlerin sesi olmaya devam edecek inşallah. Hocam eklemek istediğim bir şey daha var. Şimdi bizim yaptıklarımız sadece kafamızda, zihnimizde canlandırdıklarımızın çok küçük bir bölümü. Mesela kütüphane projemiz başladı. Aslında ben bu kütüphane işine, yani kütüphane oluşturma fikrine 2 sene önce kapılmıştım. Bu konuda Türk Dernekler Birliği UTV kısaltılmış olan, orada yönetimde olan Oğuz Türkmen arkadaşımızla çalışmalar yapmıştık. Flaman Kültür Bakanlığı'ndan bu konuyla alakalı destek talebimiz olmuştu. Yani şu an yaptıklarımız aslında uzun vadede düşünmüş olduğumuz fikirlerdi. Bugün alanda bunları başlatabiliyorsak, start alabiliyorsak bu tabii önceki kafamızda, zihnimizde canlandırdığımızdan dolayıdır. İnşallah kafamızda daha çok proje var. Toplumumuza yapacak çok hizmetimiz var. Biliyorsunuz Aktif Medya'nın sloganını da yapacak çok iş var diye belirlemiştik. Dolayısıyla yapacak daha çok çok işimiz var. Evet. Bilirim. Benim sloganım neydi? Her işin bir ustası. İlki. İlki bir de ustası var. Evet. Her işin bir ilki, bir de ustası var. İlkler de burada, ustalar da burada. Aktif Medya Grubu olarak her zaman sizin yanınızda olacak. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Aktif TV'de kalın. Çünkü sesiniz biziz olacağız. Evet, hoşça kalın.